İnsanlığın ilk eşit varlıkları. Eşit olmalarına rağmen Adem ondan itaat beklemiş. Ama o Adem'e boyun eğmeyerek bahçeden kaçmış. Cennet, kendisi gibi asi olan Lucifer ile onu karanlık bir çukura atarak sürgün etmiş. Utanç içindeki Lucifer hayal gücünü yitirmiş. Ama o sesi ve şarkılarıyla tüm cehennemi ve tüm günahkarları güçlendirmiş. İşte o kişi Lilith Morningstar. Ama işin aslı, kendisi ne cehennemde ne de o aşkından yanıp tutuştu, Lucifer'a bağlı kaldı. Kendisi günümüzde o kovulduğu cennete geri dönmüş vaziyette ve Lucifer ile ayrılır. Hatta son gelişmeler itibariyle kızıyla bile düşman kesilecek noktada. Peki Lilith bu noktaya nasıl gelmiş olabilir? İşte şimdi teorilere geçiyoruz. Görürsünüz ki Lut 8. bölümde Lilith'e Adam öldü, anlaşmam bitti ve şimdi ben baştayım diyor. O kişi burada Lut ile anlaşması vardı. Lut'u Adem öldürmesi için gönderdi. Öldürdüğü zaman anlaşma tamamlandı falan demiş. Fakat ben bunun yanlış bir görüş olduğunu düşünüyorum. Lut aksine Adem'in öldüğünü hem üzülmüş hem de öfkelenmişti. Amaca öldürmek olan birisi asla böyle bir şey yapmaz. Öyle değil mi? Yani bu bağlamda anlaşmayı yapan kişiler Adem ve Lilith olduğunu düşünüyorum. Adem'in eski karısını istemesi bunun başlıca durumlarından biridir olabilir. Lut'un geliş amacı da yeni bir anlaşma yapmak aslında. Şu anda Charlie'nin cehennemde çoğu dengeyi değiştirdiğini biliyoruz. Lut ise hem imhacıların yeni başı hem de Adem'in intikamını almak isteyen birisi olarak burada Lilith'e yeni bir anlaşma yapmak için geliyor. Anlaşma gayet basit. Lilith kızını durdurursa cennette kalmaya devam edecek. Ama eğer durduramazsa o çok sevdiği cennetten kovulacak. Eğer bu anlaşmayı kabul ederse ki muhtemelen kabul edecek, kendisi ikinci sezonun ana villainı olacaktır. Lilith ne kadar Lucifer'dan güçsüz olsa da Charlie ile rekabet edebilecek halde, ben direkt olarak saldırısındansa kendisinin daha çok akıl oyunlarıyla onları alt edip sonrasında kaba kuvvete başvuracağını düşünüyorum. Hani bize cehennemden içeriden birisi lazım. Şimdi benim de videomda bahsettiğim geleneksel teoriyi yine burada açmak istiyorum. Ki alternatifi çıkmış teorinin, yorumlarınızda gördüm. Anlaşmayı yaptığı kişinin Sera olduğu ile alakalı. Ama ben bu anlaşma mevzusunu Alastair'a ikinci yapacağım teori videosunda değineceğim için Sera kısmını pas geçip Lilith'e döneceğim. Lilith ve Alastair teorisi burada kuvvetleniyor. Herkes bu teorinin çerçöp olduğunu, artık ilerlemediğini ve farklı çeviri hataları yüzünden bu teorinin ortaya çıktığını söylüyor. Ama hayır, genelde bu teorinin temelinde Lilith'in kızını koruması şeklinde bir amacı oluyordu. Ki son olaylarda artık düşman oldukları için bu amacın saçma olduğunu ve teorinin çürüdüğünü düşünenler var. Ben buna katılmıyorum. 8. bölümüyle beraber artık karşı saflarda olduklarını biliyoruz. Yani o teoriye güncelleme olarak artık kızını da karşısına aldığını söyleyebiliriz. Alastair 7. bölümde Charlie ile anlaşma yaptığını biliyoruz. Bu kesinlikle büyük bir koz. Belki de Alastair bu anlaşma sayesinde Lilith ile olan anlaşmasından kurtulacaktır. Hatta Lilith, Charlie'nin Alastair ile olan anlaşmasını Lucifer'a karşı kullanarak kavu kuvvetle yenemeyeceği Lucifer'ı en derin noktası olan kızıyla vuracaktır. Alastair ile Lilith arasındaki uyum burada da bitmiyor. Lilith'in 1. bölümde günahkarlara şarkı söylediğini ve onların sayısı arttıkça güçlendiğini biliyoruz. Yani o güçlü bir şarkıcı. Dur bir dakika. Eskiden şarkıcıları insanlarla kim ulaştırırdı? Tabii ki de radyocular. Bizim de elimizde çoğu insana korkunç radyo yayınları dinletmiş bir radyo iblisimiz var. O halde Alastair Lilith'in şarkısını her yere radyo yayınları sayesinde ulaştırabilir. Peki ulaşınca ne olacak? Biliyorsunuz ki Vox 3. bölümün başında insanları hipnoz eden bir göz ile onların beyinlerini yakıyordu. Lilith de belki de şarkısına subliminal mesajlar yükleyip tüm cehennemi Charlie'ye karşı örgütleyebilir ve onlardan bir ordu kurabilir. Belki de bu teoriler yalanlanabilir ya da daha iyisi ortaya atılabilir ama adı üstüne bunlar teori arkadaşlar. Hatta bir teorim daha var. O da son bölümde onlardan otel hakkında olan teori. Onlarından yeni otel çok şık gözüküyor. Ve detaylarına inince değişik şeyler fark ediyor. Mesela bu elma şeklindeki yer bana Lucifer'a çağrıştırdı. Ki kendisinin dizaynında da yasak elma tasviri olan elmayı görüyoruz. Belki de bizim depresif kralımız
artık biricik kızının otelinde kalacak ve sezon 2'de ana karakter kadrosuna katılacak. Bunu bilemeyiz. Şimdi de otelle alakalı gereksiz bir bilgi vereyim. Bu elmalı odanın tam karşısına bakarsanız normalde orada olmayan yeni bir yerleşim yeri göreceksiniz. Burası Alistair'ın radyo kulesi. Yerinde olmayan dedim çünkü camlara bakarsanız temel planı yıkıp oraya kendisini koyduğunu görebiliriz. Neyse konuşmak istediğim son bir olay daha var. Biliyorsunuz ki Sir Pangeons iyi birisi olduğu için cennete gitti. Acaba Adem de kötü birisi olduğu için cehenneme gider mi? Yani olacağını sanmıyorum ama olsaydı çok komik ve eğlenceli olurdu. Hatta geri dönmek için otele falan uğrayabilirdi ve ana karakter kadromuza katılabilirdi. Ama dediğim gibi muhtemelen bu gerçekleşmez. Sizin de bu konuyla alakalı bir teoriniz varsa bunu yorumlar bölümünde belirtebilir. Videoyu beğendiyseniz like atabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Görüşürüz efendim.